Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir fırın yemeği tarifi paylaşmak istiyorum. Hem fırında hem ocakta pişiyor. Bir çeşit kebap bu kebabı deniliyor. Çok lezzetli hem etli hem sebzeli beşamel soslu güzel bir yemek tarifi. Bunun için haşlanmış ete ihtiyacımız var arkadaşlar. 500 gram kuşbaşı dana eti. Daha önceden ben haşladım. Su koyarak düdüklü tencerenizi haşlayabilirsiniz. Bir su bardağı bezelye kullanıyorum. Dondurulmuş olarak kullanıyorum. Şu an tazesi de çıktı. Taze olarak da kullanabilirsiniz. Sebzelerim var. Gördüğünüz gibi bir tane patates. Etlerimin boyutunda küçük küçük doğruyorum. Çok fazla büyük olmasın içinde küçük aşırı küçük olup kaybolmasın çok iri olup da kötü görünmesin hepsi bir ayarda pişsin bir patatese bir tane de havucum var onu da bakın minik minik doğruyorum ne çok büyük ne çok küçük gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi hazırladıktan sonra işimiz daha kolay olacak 1 tane büyük kuru soğan kullanıyorum. Kuru soğanı da yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. 2 adet yeşil biber, 1 tane de bakın kırmızı biber kullanacağım. Biberlerimi de soğan gibi yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. sebzelerimi hazırladım şimdi tavaya sıvı yağ ekledim doğramış olduğum soğan ve biberleri koyup birlikte kavuruyorum sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize kalmış güzelce gördüğünüz gibi kavruldu yağda yarım çay bardağı yağ kullandım kavrulduktan sonra içine salçasını ilave ediyorum bir tatlı kaşığı salça yeterli geliyor arkadaşlar. 4 diş de sarımsağım vardı. Sarımsakları da hemen içine küçük doğrayarak ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra patates ve havuç ilave ediyorum. Onu da birlikte 1-2 karıştırarak kavuruyorum lezzetlenmesi için artık etlerini de ilave ediyorum Bezelyesini ekledim Ve baharatlarını ilave ediyorum baharat olarak bir buçuk çay kaşığı toz kırmızı biber 2 çay kaşığı kekik Ve tuz kullanıyorum Tuzu da bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir arkadaşlar ve birlikte şöyle güzelce bir karıştırıyorum bütün malzemelerimi ve üzerine bir buçuk su bardağı su ekliyorum bir buçuk iki su bardağı sizin sebzelerinizin çekmesine göre ayarlayabilirsiniz patatesiniz havucunuz daha büyük ise daha fazla çekecektir bir buçuk normalde yetiyor çok azıcık daha ilave ettim ben bu sebzeler yumuşayıncaya kadar birlikte pişiriyoruz. Hem sebzeler yumuşuyor hem de bu koymuş olduğumuz suyu çekiyor. Sulu bir yemek olmayacak yemeğimiz arkadaşlar. Artık hazır. Bakın hiç suyu kalmadı. Şimdi güveç kaplarına paylaştırıyorum. Güveç kabı yerine büyük bir borcama da boşaltarak yapabilirsiniz. Fakat güveç kaplarında olduğunda servisi çok rahat oluyor. Böyle porsiyonluk verebiliyorsunuz. Hazırlamış olduğum yemek tam 6 tane güveç kabına denk geldi. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını tencereme alıp eritiyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekledim. Ve böyle un kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kavuruyorum. Şu güzel bir koku çıkmaya başladığında içine sütünü ilave ediyorum. Sütte 2,5-3 su bardağı süt yeterli geliyor. Kıvamını böyle pişirdiğinizde anlayacaksınız zaten muhallebi kıvamında olması gerekiyor. Kaynamaya başladıktan sonra koyulaşacaktır. Fazla da kaynatmıyoruz. Böyle birazcık koyu bir kıvam seviyorsanız 2,5 hatta 2 su bardağı süt de yeterli gelecektir. İçine birer çay kaşığı karabiber ve tuzunu ekledim. Bir taşım kaynattım. Ben birazcık akışkan yaptım. Söylediğim gibi biraz koyu kıvamlı seviyorsanız 2 su bardağı yeterli gelir sütünüz. Ve şimdi güveç kaplarımın üzerine beşamel sosumu paylaştırıyorum. Malzeme listesini videomun altında sizler için tekrardan yayınlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün beşamel sosu hepsine paylaştırdım. Şimdi üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve önceden ısınmış 200 derece fırında böyle üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğim. Üzerleri kızardığında yemeğimiz tamam demektir. Böyle hazırlayıp yemek saati yaklaştığında bir 10-15 dakika önce Fırınınızı ısıtıp 200 derecede verirseniz çok çabucak kızaracaktır ve sıcak sıcak afiyetle ikram edeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu kebabımız hazır arkadaşlar. Beşamel soslu, etli, bol sebzeli, üzeri kaşarlı bakın. Harika bir lezzet oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.